Mesaj. Selam, Billurtaş 07, Nilipek konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Malum şartlar. Sorulara geçiyorum ben o zaman hızlıca. Nilipek ve Ayşegül Nazcan karakterleri arasındaki farkları sormak istiyorum. Ben yıllarca Nilipek'i sahne adı olarak biliyordum. Ama öyle değilmiş. Kim Ayşegül Nazcan o zaman? Ayşegül Nazcan benim kendimce oluşturmaya çalıştığım bir, nasıl diyeyim, anonim bir kişilik kiti ek sözlüğe girerken. Yani adım Nilipek tabii ki ama ek sözlüğe girerken Nilipek olarak girmeyecektim haliyle. Yani. İşte hani böyle bir isim uydurayım. Hani hem bir gerçek isim gibi gözüksün ama bir yandan da uydurma bir isim olduğu da belli olsun. Hani işte Ayşe'nin, ya o dönem işte bizim arkadaşlarımız arasında çok vardı. İsmin sonu mutlaka ya Gül, ya Can, Nur, ya Naz, ya Nur, ya Su, bir şey koyulurdu. O yüzden ben de böyle hani ilk aklıma gelen kızın isminin arkasına böyle Gül Nazcan ekledim yani. Hani. Hatta Su da ekleyecektim, o çok sonra aklıma geldi. İşte Ayşegül Nazcan Su olacaktı. Ondan sonra sonra böyle bir yani ek sözlükte başladı. Sonra DeviantArt'ta devam etti. Sonra blog'da devam etti. İşte Ayşegül Nazcan Luna Park'ta diye böyle bir kendimce bir şey yarattım falan. Evet. O benim böyle bir rumuzum gibi bir şey oldu. İşte Instagram'ı da öyle açtım. İşte SoundCloud'u da öyle açtım. Hani herkes zaten, ya zaten kaç tane işte 50 kişi tanıyorsam hani böyle beni dinleyen falan, onlar benim adımın zaten Nilpek olduğunu biliyordu. Ayşegül Nazcan böyle bir rumuzdu belli olarak. Fakat sonra bu işte 50 kişi 1000 kişi olunca, işte 1000 kişi 3000 kişi olunca, 10.000 kişi olunca falan. Niyeyse böyle insanlar Nilipek'in daha, yani Nilipek'in bir isim olma ihtimalini daha düşük. Ayşegül Nazcan'ın çünkü bir Ayşegül isim. Çünkü Ayşegül yani daha insan gibi. Nilipek böyle sanki çok oluşturulmuş bir şey gibi duruyor ya. Yok değil. öyle olunca zaten en sonunda artık baktım. Yani Ayşegül Hanımlarla başa çıkamıyorum yani. Şey yapanlarla, o şekilde yaklaşanlarla ve bir de benimle iddialaşıyorlar, o çok komik oluyor. Hayır, hayır sen de değilsin. Hayır senin adın Ayşegül falan gibi. Ya bir tane var falan. Böyle şey hani nasıl diyeyim, çok yakın arkadaşlarımla kavga ettiklerini falan duyuyorum bu konuda. Hayır canım onun adı Ayşegül falan. Ya ben tanıyorum, adın değil. Hayır falan. Ben de tanıyorum Ayşegül falan diye iddialaşıyor. Böyle iddialaşmalar başlayınca ben artık Instagram'daki rumuzumu değiştirmek suretiyle ve çeşitli ortamlardan öğrenci kimliklerimi paylaşmak suretiyle artık Nilipek olduğunu kanıtladım diye düşünüyorum. O zaman Nilipek kim ki adı orada mı geldi? Yok, Nilipek kim ki? Onu da soracağım çünkü ben her baktığımda biliyorum gerçekten. Nilipek kim ki diye bir rumuz veya kullanıcı adı çok komik ya. Bir anlamda. Ya Nilipek kim ki aslında ilk başta bu solo albüm başladığı zaman, solo çalışmalar başladığı zaman İlk aldığım maildi. Çünkü ben gerçekten Nilipek kim ki? Küfretmek istemiyorum. Kim sever Nilipek'i yani? Hani küfür edebiliriz. Olsun yine de. Hani çiçek Nilipek koyarız, bir şey yaparız, ne bileyim. Bir yolunu bulmaz yani. Gereksiz sansür gibi oraya bir koyarsanız küfretmişim gibi duyulabilir. Evet, mantıklı. Yani Nilipek kim ki gerçekten? Hani ben böyle sanki şeymişim gibi, böyle 40 yıllık singer-songwriter'mışım gibi mail atacağım basına falan da. Yani ne yapıyorum, kimi kandırıyorum falan gibi mail yani o. Nitekim hala da aynı şeyi hissediyorum. Hani çok farklı değil bu konudaki hislerim. Sonra o da kaldı üstümde. Hoşuma gidiyor. Zaten Nilipekler her yerde alınmış. Gerçekten Nilipek'te kullanıcı varmış yani. Var, var, var. Mesela bir tane işte şey alalım dedik. Com uzantılı adres alalım dedik. Adamın, onu da almışlar. Onu da almışlar. Adamın kızının adı Nilmiş, soyadı İpekmiş. Yok dedi, benim kızım dedi küçük dedi, ben ona hediye olarak aldım, büyüyünce kullanır dedi. Var. Ben boynum bükük kaldım. Ne babalar var ama ya, buradaki bence yatırım, sonuç o yani. Yatırım evet. Yani. Harbiden. Öyle, onun dışında yani şeyde de birçok yerde zaten hani Nilipek ismi var aslında hakikaten, kullanılan bir isim. O yüzden de hani direkt kendi ismimi kullanamadım birçok yerde ama Nilipek kim ki de hoşuma gidiyor, böyle beni şey yapıyor, tatlı tatlı kamçılıyor mu? Kamçılıyor yani, ayağın yere bassın hacı diye. Nilipek kim ki? Hadi bakalım diye böyle. Hadi. Diğer sorum şu olacak benim. Sağnak Yağmur şarkının bir live session videosunda, hı hı, ne güzel lan diye tabir ettiğiniz bir
hissiyat, bir durum var. Hı hı. Sizin bu en son yaşadığınız ya da en çok aklınızda kalan ne güzel lan anısı nedir diye soracağım. Çok uzun zamandır yani o ne güzel lan da ya o çünkü şey bir his. Orada bahsettiğim daha böyle bir sıkıntının içinden, bir çaresizliğin içinden doğan bir ne güzel lan hissi. Hı hı. Çok uzun zamandır o kadar öyle bir sıkışmışlık içinde değilim. Yani tabii ki farklı sıkışmışlıklar var ama o kadar kişisel bir sıkışmışlık içinde değilim. O yüzden öyle bir ferahlama durumu olmadı. Durumu olmadı ama ya da belki de ferahlama durumu olmadı. Belki sıkışmışlık ama farkında değilim. Ama şey genelde o böyle denize baktığım zaman, açıklığa baktığım zaman, işte suya baktığım zaman, yağmuru izlediğim zaman olan bir şey. Daha yani, çok suyla ilgili bir his yani. Orada da zaten sağanak yağmur bir şarkıda. Aslında oraya gelmişken veranda mı, balkon mu? Orası verandaydı. Ama siz balkona çıkabilirsiniz. Ama siz balkona çıkabilirsiniz. Benim şu an verandam yok, ben de balkona çıkıyorum. Olsun, o da bir nimet ama ya olmasaydı. Tabii canım, açık hava. Yani evin açık hava bir yeri. Tabii canım. Balkonları kapatmayın arkadaşlar. Nerede buraya koyun. Balkonlarınızı kapatmayın. Yapmayın bunu. Lütfen. Bilirtaj. Çok tabii ki şarkı üretiyorsunuz, söz yazıyorsunuz. Çizimleriniz de var. Ben onlara bayılıyorum asıl aslında. Bunları yaparken beslendiğiniz şeyler ne? Yani hangi duygudan besleniyorsunuz? Agresiflik, sinir, öfke, mutluluk, hüzün. Hangisi daha çok besliyor sizi yaratıcılık alanında? Müzik konusunda hüzün. Genelde. Ama genel yani tamamına bakarsak bir duygu diyemem ama oyun beni besliyor sanırım. Yani oynamak, oyun oynuyor olmak, hafif böyle dalga geçmek, tanımlamak ve dalga geçmek yani. O oradaki böyle bir mıncıklama hissi beni harekete geçiriyor aslında. Yani farklı bir dünya kapısı gibi belki. Çok mu abartı oldu? Yok yani şey gibi değil, farklı bir dünyaya kapı açmak gibi değil de içinde bulunduğun dünya daki şeyleri yani işte mesela atıyorum şunu mıncıklamak yani bu ne? Bunun içinde ne var? Bu sıcak mı? Niye sıcak? Hadi bunun içinde çay var ama ya başka bir şey olsaydı? Hani, ya mesela bu çayın içinde bazı küçük adamlar yaşasaydı falan gibi bir şey yani böyle hani o mıncıklama hissi beni çok yaratıcı kılıyor aslında. Yaratıcı kılıyor hani estağfurullah. Ya öyle. Yani hani o birazcık besliyor. Çünkü oyun oynamadım. Ya ben normalde çok oyun oynamayı seven bir insan değilim hani oyun oynamayı. Ama eğer yaptığımız şeylerden keyif almıyorsak, eğlenmiyorsak, oyun oynamıyorsak gerçekten buna çok da bir anlamı yok gibi hissediyorum. Çünkü bir kere geliyoruz yani hayata. Evet tabii. Yaptığımız şeyden azıcık eğlenmeyelim mi gibi bir modumuz var genel olarak. Güzel bir mod ama zaten yani sonuçta hayatta da karşı bir duruş gibi bir yandan yani tabii çünkü tabii ki bir sürü olay oluyor. Bir sürü şey yaşıyoruz hepimiz yani. Hastalıklar öyle. Bilmem neler. Tabii yani çok gerçekçi değil her zaman tabii ki yani. Ya tabii. Bunu kesinlikle şey gibi demiyorum. Toz yolalım falan gibi demiyorum ama yani eğer bunu yapabiliyorsam eğlenerek yapmayı tercih ederim. Tabii ki işin içinde sıkıntısı olur ama o da oyunun bir parçası. Yani yenilmek de düşmek de onlar da oyunun bir parçası. Genel olarak o yüzden hepsini bir oyun olarak algılamak bana iyi geliyor. Anladım. O zaman ben size Banu Alkan'ın cover'ını yaptığınız ama hiçbir yerde yayınlamadığınız muhtemelen 250-300 kişiydi o yayında. Ben de onlardan biriyim. O kaydı sormak istiyorum. Çünkü şarkının ismini hatırlayamadım. O şarkı yayınlanacak mı? Yayınlanmayacak mı? Ya da çünkü çok güzeldi. Bir de oraya yaptığınız bir çizim vardı ya sizin. Onunla da güzel bir uyum oldu yani gerçekten. Muhtemelen yani şarkıdan sonra çizmişsinizdir. Hazır değildi o. Yani çok da güzeldi ama onu niye izleyemiyoruz? Bu konuda gelgitlerim var. Banu Alkan'dan telif alamıyor muyuz acaba? Hayır, uğraşmıyor. Yani hiç uğraşmıyor muyuz? Yani hiç sormadım. Yani zaten hani ona karar verdikten sonra o iş hızlıca zaten çözümlenir yani. Tabii ki de ne gerekiyorsa yaparız. Ama ya şöyle bir şey var. Ben belli anların özel olması gerektiğini düşünüyorum. Ve belli şeylerin özel olması gerektiğini düşünüyorum. Bize, yani şu anki dünya bunu çok vermiyor. Evet. Yani bir şeye ulaştığınız zaman her zaman ulaşabiliyorsunuz ve her yerde ulaşabiliyorsunuz. Ama ben mesela o Banu Alkan cover'ının
orada olan 250-300 kişi özel olmasını istiyorum. Anlatabildim mi? O 250-300 kişinin özel, yani o onlara bir hediyeydi. Kaydeden kaydetti zaten onu, ekran görüntüsü. Gördüm, YouTube'a da koymuşlar. Hayırlısı. Koymuşlar mı? Tabii tabii. YouTube'a da bakmamıştım abi. Bakayım. Ama yani o, hani dediğim gibi, o ana özel kalmalı. Tıpkı bir konser gibi, tıpkı bir ne bileyim, sinema filmine bilet almışsın gibi, işte şey, bir festivale gitmişsin gibi. O anı gibi. Hissetmek gibi, yani o anı yaşamak ve aslında demin bu soruyu sormam sebebi de o anı benim için güzel kılmasıydı, o videonun, o şarkının. O yüzden soruyorum tabii ki işte, ben de. Ama orada kalması zaten, yani sen izledin mi, sen izledin mi dedin mi? Hayır diyecek muhtemelen X kişiler ama ben izledim yani gerçekten. Yani bu onu seni özel kılıyor. Evet senin işte yani. Senin içinde tabii bir şeyin oluyor. Doğru. Ve yani o hakikaten bir emek, yani hepimiz yaptığımız işe bir emek harcıyoruz ve bu bunun böyle hemen tüketilip gitmesi birazcık üzücü. Şimdi ben bunu yayın, yani normal yayınlarsam belki bir ay dinlenecek, iki ay dinlenecek, ondan sonra yok olacak. Yani nitekim bu zaten işin doğasında var ama hani en azından bazı şeyleri böyle, yani hani, bu o doğaya uymuyor işte, evet, demek evet, yani. Tatlış bir şey olarak böyle, hani ya böyle bir şey olmuştu gibi hatırda kalacak bir şey olarak düşündüm. Bir de cover yayınlamak istemiyordum o esnada. Çünkü yani Mektuplar benim 10 tane şarkı yazdığım bir bütün olarak, evet, yayınladığım bir albüm ve ben bir şarkı yazarıyım aslında. Evet, cover yapmaktan aşırı eğleniyorum. Çok eğlenceli bir şey. Ama bununla öne çıkmak istemiyorum. O yüzden de o aşamada onu yayınlamak istemedim. Ama şimdi mesela daha rahatım bu konuyla ilgili. Belki de gelecek sene yayınlarım yani. Burada şu dediğiniz de doğru. Yani havada bir hinlik var mesela. Komple yapıştı yani. Şimdi dinleyici olarak da ben baktığımda, hani cover tabii ki çok güzel. Hala çok güzel yani ama şimdi bunu yapan, bunu da cover yapsana, yapsın falan diye, onun sonu gitmiyor, sonu gelmiyor yani. Yani sen çok iyi cover yapıyorsun, hadi şunu da coverla, hadi bunu da coverla. Ama o benim için özel olmak zorunda. Yani benim Balmu Hakan coverlamamın nedeni, birincisi bundan çok eğlenmiş olmam. İkincisi evet, de böyle hakikaten o şey gibi oldu, mutfakta salatalık gezerken böyle, ya bu şarkının vokal melodisi ne kadar iyi, ne kadar iyi ya bu şarkı falan diye böyle, hani çünkü biz hep bunu Banu Alkan'la acımasızca dalga geçerek dinlediğimiz için şarkıyı. Beyaz Orkide'yle eşleştiği için genelde. Yani hep böyle şey, yani hem bir ne gerek var. Yani kadın da işini yapıyor. O da şarkı söylemiş, o da bir şarkı yazmış. Bir şarkı yani, bu kadar acımasız olmamıza gerek yok gerçekten bu konuyla ilgili. Ve böyle çöpe atmışız resmen. Halbuki aslında farklı düzenlense farklı bir şarkı, farklı evet, söylense farklı bir şarkı falan. Oradan ben ne yapabilirim buna falan diye düşündüm. Ve bayağı uzun sürdü bu arada bir şey bulmam. Çünkü hani parodiye dönüşsün istemedim. Şarkıya dalga tabii geçmek istemiyordum yani. Neyse, sonuç olarak şu anda oldu, biraz, bitti. Oldu bitti. Şu aynen, anda daha rahatım. Belki yayınlarım. Ama belki de yayınlamam, bilmiyorum. Kısmet o zaman. Kısmet. Nasıl? Nasıl değil mi? Tam da bu noktada o zaman şey, mektuplara geçebiliriz. Çünkü mektuplarda benim dinleyici olarak bir yorumum var. Bir yerde okuduğum bir şey değil ama dinleyici olarak fark ettiğim, Nilipek burada daha farklı bir tınıda. Yani daha yüksek mi denir artık? Daha agresyon, agresiflik kötü bir kelime gibi geliyor ama aslında bence değil. Daha agresif, daha böyle bağıra çağıra tabiri caizse anlattığı bir durum olduğunu düşünüyorum ben dinleyici olarak. Peki bu mektupların üretim sürecinde, sonrasında sizin de bu hissi yakaladığınız oldu mu denir artık, bilemedim ama ya bu agresyon sizde de vuku buldu mu? Şarkılar agresif zaten. Bir de çok, ya bir daha o kadar mahrem bir albümüm olur mu bilmiyorum. Yani o böyle hakikaten yaşadığım şeylerin üzerine çıkmış bir albüm. Yani canımı çok acıtan şeylerin üzerine çıkmış bir albüm. Sonra da beni çok mutlu eden şeylerin üzerine çıkmış. Yani hani şarkıların gerçekten kökleri böyle çok fazla gerçek ve çok fazla benim özel hayatıma dayanıyor. Haliyle de tabii ki bir ilk defa bu kadar açıkça konuştuğum bir şey var. Yani ondan öncekilerde biraz, ya ben çok net olmayı tercih etsem de çok fazla açık açık söyleyen bir insan değilim. Bir de şey diye düşünüyorum, yani benim derdim kim ne yapsın, ben bunu alayım pullayayım. Hani birazcık daha şey yapayım. Totale. Yani, totale dönmüşsün gibi değil de
kimsenin canını sıkmayacak bir hale sokayım falan gibi garip bir içki türü. Bir de bunu dert ediniyorsun kendinize değil mi ya? Hani şimdi ben sevgilimi özledim ama benim sevgilimi özlemem. Size ne? Falan diyor yani. Şimdi bu kimseyi ilgilendirmez. Ben bunu alayım da hani başkasının da işine yarayacak bir şeye sokayım falan gibi böyle salakça bir şeyim vardı. İçgüdüm vardı. Şimdi biraz yani döngüden itibaren o birazcık daha zaten adım adım değişiyordu. Nitekim mektuplarda tamamen onu bıraktım aslında. Haliyle konu zaten agresif. Özellikle mektuplar birdeki konu çok agresif bir konu. Ki yani bir kadın olarak hayattaki yerimi, toplumdaki yerimi, evlilikteki yerimi, işte rolümü, karşılaştığım şeyleri, işte neyin çifte standart olduğunu vesaire. Bunların hepsini çok açık açık tartışmasam da çok fazla böyle içine düştüğüm bir dönemin sonunda çıkan bir albüm. Haliyle dediğim gibi şarkılar aslında agresif. Şarkılar agresif mi yazıldı? Hayır. Yani yazarken ilk halleri çok daha sessiz, sakindi. Hatta belki o az önce konuştuğumuz jam session'da galiba bir şarkı İbrahim falan çalmış olabilir. İbrahim miydi diye hatırlıyorum ben de. O kadar bağırmıyordum. Ama sonra şarkıların düzenlemeleri ortaya çıkınca hakikaten Umut ve Can'la işte stüdyodaydık. Yani onlar birazcık böyle beni ittirdiler gibi oldu. Hani orada bir duygusal bir yer var. Hani orayı bir kaşı ne çıkıyor oradan gibi. Hani çünkü o duygusallığı vik vik söyleyerek anlatamıyorum. Yani onu bağırmam lazım gerçekten. O hissi de yaşayınca insan söylerken tabii karşıya da aynı şekilde. Evet geçiyor. Yani böyle orada hakikaten ilk kayıtlar zaten zor oldu. Yani çünkü bağırıyordum ve ağlıyordum falan. Öyle şeyler yaşamıyordu yani. Galiba Geçit'le ilgili o da çoğu mu? Yok, Geçit'te bağırmadım. Yok, bağır doğru. Orada değil de evet, o çok galiba İbrahim'de, hassas. İbrahim'de daha çok bağırıp ağlıyordum. Yani şey oluyordum böyle, bağırıp böyle falan diye kalıyordum. Sonra artık bir yerden sonra tabii yabancılaşıp orayı kontrol edebilmeye başlıyorsunuz ama çok yani farklı bir işte öfkeden çıkan bir şey var tabii ki orada. Nitekim herkese yetecek kadar da öyle. Evet. O yüzden aslında söylediğin şey doğru. Yani bir agresiflik var tabii ki. Bilirtaj. Tam bu noktada mektupları konuşmuşken de Şen Bakkal kayıtlarını sormak istiyorum ben size. O da bir günlüktü. Önce neden bir günlüktü? Bunu sormak istiyorum. Aslında aynı şeyi yani az önce... Banu Alkan'la paralel mi? Paralel. Yani aslında hatta daha bile paralel. Yani bir noktada tabii ki belki daha ulaşılabilir olur ama gerçekten bence şeyi unuttuk yani. Hani bir az önce de söyledim tekrar gibi olacak ama işte bir bilet alıp o gün o saatte orada olmayı unuttuk gibi geliyor bana. Çünkü hani o hep zaten orada bir ara izlerim ya diye sonra unutuyorum. Kendimde de fark ediyorum aynı şeyi. Yani tabii hepimiz buna uyum sağladık maalesef. Evet, bir öz eleştiri de var orada ve o yüzden de şey diye düşündüm. Yani 24 saat, bu 24 saat içinde illaki bir saat bulursun hani bunu izleyecek. Sonra da ben bunu kaldıracağım. Bu arada şarkıları koyacağız YouTube'a. Yani şarkılar var sadece film olarak olmayacak. Yani aradaki konuşmalar vesaireler olmayacak. İşte o da gerçekten yine aslında o 24 saat içinde izleyenlere özel kalmış olacak. Ama bu demek değil ki bu bir daha hiç yayınlanmayacak. Belki YouTube'da tekrar gösterim yaparız. Açarız 24 saat tekrar kapatırız. Belki işte başka bir platformda gösterim olur. Belki bir festivalde bir gösterim olur. Bilmiyoruz şu anda. Hani o bir film çok da gurur duyduğumuz, çok mutlu olduğumuz bir film gerçekten. Çok da tatlı zaten bir yandan. Hele ben şimdi tabii ki şarkılar, aradaki konuşmalar çok güzel de sonu ben çok beğendim. Yani o defterlerin görüldüğü kısımlar falan böyle aradan bildiğin gibinin çıkması ve güldürdü bizi açıkçası yani. Bir de yan yana çıkıyor ya. Aynen öyle. Biri orada böyle. Dedim ki evet yani demek ki ben değilmişim sadece bu kadar düzensiz falan demişim. Burada size eleştiri mi geldi bir anda ama? Yok yani ama şuradan şu sonucu çıkarabilirsin. Gökyüzü Mavi ile bildiğim gibi aynı konuda ve aynı dönemde yazılmış diyebilirsin evet. Mesela en azından. Evet. Burada düzensizden buna döndürebiliriz. Daha evet. Mantıklıymış bu evet. Yani öyle bir mantıkla onu 24 saat kapalı tuttuk. Ve yani şey çok zor gerçekten. Çok güzel yorumlar var ve şimdi private'a alıyorum ve bütün yorumlar siliniyor falan böyle. Yani şeye almıyor yani gizliye alıp kalmıyor. Hani açınca tekrar gelmeyecek onlar. Olsun bir daha yazarız ne olacak? İş. Değil mi? Neredeydiniz yorumları geliyor bu sefer böyle daha farklı yorumlar.
Bilmiyorum işte ne olacak. Yani dediğim gibi bu cumadan itibaren işte İbrahim'le başlayıp hepsini tek 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 koyacağız. Bazı şarkıları Spotify'a da koyacağız. Yani diğer platformlarda da olacak, müzikal platformlar, dijital müzik platformlarında. Özellikle farklı düzenlemesi olan albümden. Evet. Onları da koyacağız. Ama onun dışında evet, film versiyonu daha özel bir şey olarak kalsın istedik. Yani aslında benim bir sorum daha vardı ama bir önceki mektuplardaki agresifliği sorduğumda onu cevaplamış gibi olduk ama tekrar söyleyebilirim bunu. Özellikle kayıtlarda, yani daha doğrusu bu Şenbakan kayıtlarında izlediğimizde o agresifliği daha bir adım da hani sadece duymaktan görmeye de taşıdık gibi. Yani normalde çünkü diğer kayıtlarımızı izleyen birinden bahsedersek ben olsam evet daha şirin, daha sakin, böyle hani canlı yayınlar dahil konuşuyorum. Onları da söylediğinizde daha sakin bir Nilipek vardı. Ama burada o mektupların bahsettiğimiz agresifliğini de bir adım öteye taşıdığını düşünüyorum ben. Yani bununla ilgili ne düşündüğünüzü soracak. Şöyle aslında hiç tam kadro konserimize geldiniz mi? Yoksa sadece akustik konser mi? Yok, tam kadroya gelmedim. Akustik oldu. Bizim tam kadro konserlerimiz aslında böyle. Yani şöyle ki ben yine çok fazla bağırmıyorum belki birkaç şarkı dışında ama genel olarak bizdeki mantık şu, ben biraz sert konuştuğum için şarkı. Yani şarkı sözlerini aslında arkadaki dünya, hani o davul, bas, gitar, trombon, onlar birazcık daha ekspresif bir şekilde belli ediyorlar. Ben birazcık daha sakin söylüyorum ama yer yer bağırıyorum gibi. Hatta işte şey, bir gidişatı var konserin genelde. Sakin başlayıp, hatta bir ara çok sakinleşip, ondan sonra böyle iyice rock'n'roll, iyice böyle sahneyi yaktığımız bir yere doğru gidiyoruz. Doğru. Yani. Normalde de sakin bir insan olduğum için tabii ki evden yaptığım canlı yayınlar öyle geçiyor yani. Ama müzik başka bir şey yani. Grupla müzik yapmak çok daha farklı oluyor. Ve biz mektupları hiç çalamadığımız için canlıda maalesef hiç karşılaşmamış olmamız çok normal. O algı yani hala olduğu yerde duruyor yani. Evet evet. Bir adım zaten falan gibi ama yani tabii ki öyle değil yani şarkılar. Şarkılar öfkeli şarkılar. Ben tabii ki onları yine tek başıma çaldığımda tatlı tatlı çalarım ama sanki o öfkeyi de birazcık dışa vurmak gerekiyor gibi. Ya evet, çünkü albümün bahsettiğiniz sebeplerinden ötürü belki bunu da yansıtmak gerekebilir yani. Şimdi burada hazır agresyon, şirinlik vesaire demişken şunu soracağım. Böyle kime Nilipek'i sorsak, dinlerken çok huzurlu, şöyle böyle çok tatlı, çok şirin, bilmem ne, bu tarz şeyler söylüyorlar. Peki bu huzurla tabir ediliyor olmak seni huzursuz ediyor mu? Hayır. Şöyle. Tersin pis midir yani? Onu da araya sorayım. Araya sıkıştırayım dedim. Şöyle ki huzurla tanımlanmak beni hiç bozmuyor. Yani çünkü etrafımdaki insanlara huzur vermek isterim gerçekten. Ama bazen beni dinlemediğini hissediyorum insanların. Çünkü bazen söylediğim şeyler o kadar huzurlu şeyler olmuyor. Ya da müzik cayır cayır gidiyorken hani ya artık şeyi kabullendim. Ben ne yaparsam yapayım hani çok sakin bir insanım. Hani hiçbir zaman böyle cayır cayır bağıran, eden falan bir karakter olarak algılanmayacağım çünkü öyle değilim. Yani bunu anlayabiliyorum. Ama bazen şey gibi oluyor. Çok kişisel, çok bencilce demeyeyim ama böyle şey, duygusal bir yerden ya ama ben şimdi ne anlatıyorum, sen ne diyorsun ya, ne huzur ya falan gibi bir moda giriyorum. Onun dışında hayır, rahatsız etmiyor tabii ki. Ama o huzur meselesi de tabii ki şeyden çıkmıyor. Yani ben hayatımda müthiş huzurlu, iç huzurunu bulmuş, pozitif, ya pozitifim ama ermiş. Ermiş değilim yani, hani şey değilim böyle hayatı çözdüm ben ya, tamam işte huzur, hayat ne kadar güzel falan gibi değil tabii ki hiçbir şey. Sadece bu bir başa çıkma yöntemi işte. Yani sürekli bir kendini telkin etme müziği aslında benim müziğim. O da insanlara huzur veriyorsa ne mutlu. Ama dinlemiyorsunuz falan. Yeter be falan diyoruz. Nilipek çıldırdı. Aynen bant atıyoruz zaten. Yok yani şey, tabii ki herkes
İstediği şekilde. İstediğini alabilir yani müziğinden. Hiçbir sakıncası yok. O zaman birleştirdiğim soruyu ayırarak soruyorum. Tersin pis midir? Tersim... Ya tersim galiba pis. Şöyle pis. Bağırmalı çağırmalı bir pis değil ama direkt... Çekip gitmeli bir pis çekip sanki. Çekip gitmeli bir pis. Yani ben gidiyorum deyip gitmeli bir pis. Hayır, onu da demez diye düşündüm ben. Böyle bırakıp yok, ben gidiyorumu kendime diyorum. Ha, Böyle tamam, kapıyı ben kapatıp, dışarıya. ay pardon mikrofon dedim galiba. Kapıyı kapatıp böyle konuşmayıp hani iletişimi tamamen kesip. Çünkü şey gibi oluyor yani genelde o ters olduğum noktada şey gibi. Ben sinirliyim, karşımdaki sinirli, şu anda doğru bir iletişim kuramayacağız, ben gidiyorum gibi oluyor. O yüzden o şeyi beklemek istiyorum, sakinleşme sürecini. Ama tabii sakinleşme süreci bitince de hiçbir şey konuşulamıyor oluyor. O da böyle sünükçü sünüyor falan filan. Hava altı gibi oluyor Evet, aslında. yeni yeni bunu anlamaya ve buna göre davranmaya başladım aslında. Hani birazcık daha sinirliyken konuşabilmeye falan. Bazı anlarım oluyor, çok sert olabildiğim, çok sert laflar edebildiğim. Çok Küfür tehlikeli ettiğin, konuşabiliyorum. Küfür sansürsüz. ettiğim oluyor. Daha geçen onu konuşuyorduk. Üstüme çok gelindiğinde bazen ya da bir şey böyle 5 kere tekrar edildiğinde hani yaptığımı söylediğim bir şey 5 kere ama niye böyle yaptım falan diye tekrar edildiğinde işte nasıl yapacağımı böyle kafamda kurduğum bir şeye gelip biri böyle yalnız o iş öyle yapılmaz işte şöyle şöyle yapman lazım falan dediğinde çok negatif yaklaşıldığında işte yani hevesimi kırdıkları zaman çok öfkelenebiliyorum. Çok sinirlenebiliyorum. Ve böyle hatta şey yapabiliyorum yani çok sert çıkabiliyorum. Ama bu nadiren oluyor. Yani çok çok nadiren olan bir şey. İnsanlar da benim hevesimi kırmıyorlar. Ben de benim Kırmasınlar. hevesimi kırılır. Kırmasınlar Ben de diyorsun. hevesimi kıran insanlarla bir daha İş yapmıyorum zaten. Yani aslında çok basit bir Basit formülüm denklemi var bu var, evet. arada. Yani ne oluyor? İşte konuşuyorum. Bir yere kadar geliyor. Hevesim bir kırılıyor. Tamam diyorum. Hani bunu konuşmuyorum da. Çünkü o onun iş yapma şekli. Benim iş yapma şeklim başka. Oradan başka bir yere doğru Ya bir de kayıyor. konuştuktan sonra da bir yere varmayacağı da belli Ya değil ya. evet. Ha, boşa Yani da gidebilir o bütün ya anlattığı işte şeyler. o şeye göre değişiyor. Hakikaten bazen şey diye düşünüyorsun yani bunu konuşmama değer karşımdaki bunu anlayacak ben bu arkadaşımı kaybetmek istemiyorum ben bunu düzgün bir şekilde söyleyeceğim ve bir daha olmayacak bu çünkü ben bu insanla çalışmaya devam etmek istiyorum diyorsun ama bazen de demiyorsun bazen de diyorsun ki tamam ya Severler yani böyle bu işi kadar diye. evet yani birbirimize mahkum değiliz yani Tabii. falan gibi öyle durumlarda da direkt kesiyorum. O zaman müziğe döneceğim ben. Bir sorum var. Bütün bu mektuplardan hariç. Hypnotic School'u ben severek dinliyorum. Çok uzun zaman sonra bir tekli geldi sanırım. 2 ay falan oldu mu? Evet, İki oldu ay oldu galiba. galiba. Bir ya da 2 ay oldu. Orada durum nedir? Yani oranın devamı gelecek mi? Ya da yeni bir proje var mı? Yok mu? Şöyle, orası biraz yavaş ilerliyor aslında. Çünkü Mekansal farklılıklardan mekansal dolayı galiba. farklılıklardan ve aslında yoğunluklardan dolayı. Şimdi biz orada 4 kişiyiz. Michael, Rutger, Can ve ben. Michael zaten işten çıktı. Yani başka işlerle uğraşıyor artık. Rütger, Can, ben kaldık. Normalde şöyle oluyor. İşte Rütger bir altyapı gönderiyor. Biz onun üzerine bir şeyler kaydedip geri gönderiyoruz. Fakat Rütger'in boş zamanlarıyla bizim boş zamanlarımız hiçbir zaman birbirini tutmuyor. Yani onun mesela böyle 3 ay boşu oluyor. Bir sürü şey yapıyor, bize gönderiyor falan filan. Ama o aylarda biz festival festival geziyor oluyoruz. Ona geri dönemiyoruz. Bu sefer Rütger bize küsüyor. Sonra biz bir şeyler yapıyoruz, gönderiyoruz. Ama bu sefer Rütger işte bilmem ne projesi almış oluyor. İşte 3 tane ayrı, bir de çok fazla iş yapan bir insan. Böyle 5 ay kilitleniyor bu sefer biz Rütger'e küsüyoruz falan gibi olduğu için böyle yani mesela işte o en son çıkan şarkı aslında 2 sene önce yaptığımız, kaydettiğimiz bir şarkı. Yani hatırlıyorum vokalleri ben gittim 2 sene önce kaydettim falan. Ve yani ancak bir yere getirip hani onu paylaşma noktasına geldik. O yüzden de şimdi şey yaptık. Hani o da çok yoğun, biz de çok yoğunuz. Hani abi ara verelim, bakalım ne olacak. Çünkü hani bir de ilişkimiz de bozuluyor yani böyle E olduğu tabii. zaman. Denk gelmedikçe birbirine küsmelerle
iş evet, farklı evet. bir noktaya doğru gidiyor yani. Yani evet öyle. O yüzden de şey yaptık hani. Bir de arkadaşımız düzeldi yani artık daha doğru düzgün muhabbet ediyoruz falan şey dedi internette de. Böyle ara verdik şu anda. İşte son Cycles ve ondan önce Time for a Move'u işte yayınladık. Bir süre herhalde bir şey yayınlamayız. Kısmet belki de denk gelir yani. Belki. Şimdi daha kişisel sorulara geçeceğim ben. Daha önce sos yapmayı sevdiğini söylediğim bir videoyu izledim ben. Duygularını soslar ile anlatacak olsan hangi duyguyu hangi sosla anlatayım? Mutluluğu galiba ketçapla anlatırdım. Minicik sebeplerini de ekleyebilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Çünkü çok çocukluğa dair bir şey var, hissi var ketçapın. Yani şu an ketçap pek tüketmiyorum mesela ama böyle hep bana çok çocuksu, çok köfte patates, çok pilava ketçap sıktığımız o bilinçsiz günlerimiz. Çok öyle bir şey benim için yani ketçap. Orada ketçap sıkanlar şu an evet. Yasta. Yasta. Ben de onlardan biriydim. Ben onlardan biriyim bence hala. Söylemem bunu. Ya bence kesinlikle güzel bir güzel şey. Güzel ama yani. Oluyor abi yani. Oluyor. Ama işte sonra pilava haksızlık. Ya yani çok örselendim. Çok örselendim bu yüzden. Sağdan sola vuruldum diye. Pilava ketçap mı sıkılır diye. Çocuksu bir tarafı var gerçekten ketçap. Gizem konuş buyur Gizem. Allah aşkına konuş ya. Söyle derdimiz acı çektik burada hayal edelim. Söylemeyeceğim. Niye ya? Bana mı laf edeceksin? Pilava ketçap sıkılmaz ya. Ben bak, de o tarzı bak işte gördüm. Yetişkin pilava yazık ya Allah. Evet. Ama pilavdan pilava yetişkin değil arkadaşlar. Yetişkinlikle alakası yok bu arada onun ya. Lapa gibi olmuş, tereyağsız, lezzetsiz bir pilava. Tereyağlı ketçabı yan yana. İşte yani onu ketçap çok koyup daha da... Zaten tereyağsız bir pilava şey yaparsın anlamında. Ketçap. Evet evet işte. Bol tereyağlı bir şey de ketçap iyice ya buradaki hikaye şu aslında arkadaşlar. Ben her zaman makarnacıyım. Hiçbir zaman pilavcı olmadım. Çocukken de pilav hiç sevmezdim. Ve daha büyük günah söyleyeceğim şimdi. Pilavın içine ekmek doğrardım ben. Oo. Böyle pilavın içine beyaz ekmeği pıkı 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 ufalayıp içini mi yoksa dışla içine, beraber içine, ha, içine. Şey yapıp üzerine ketçap sıkıp ancak öyle yiyordum ben pilavı. Başka türlü yemezdim yani. Şekere de yiyorum baştan önce pek tanımıyorum. Emin misiniz? Pilav ekmek doğramış. Harbiden bu çok komik olmuş ama tabii. Neyse sonuç olarak bu sebeplerden dolayı. Ben şok. Ketçapın çok böyle çocukluğa dair bir mutluluk hissi var bende. Tam tersi yetişkinliğe dair bir mutluluk hissi de hardal. Yani daha böyle keyif. Evet. Daha böyle büyüdüm ben artık. Hardal da yiyorum. O tane hardallar falan. Taneli hardallar, işte tabii. O büfe hardalları acı acı falan. Çeşitli hardallar. Yani hardal çeşitleri var ve bunların hepsini neyle tüketeceğimi biliyorum. Demek ki ben büyüdüm ve keyif yapmayı öğrendim falan gibi bir hissi var. Artık vakit gelmiş hardallara. Pilava hardal koymadım. Merak etmeyin. Bunu denemedim yani. Resmen pilav mafyasının karşısında oturuyoruz şu anda yani. Mayonez... Yani düşünüyorum bu arada hangi duygular... Yani böyle olumsuz bir duygum yok galiba. Yani olumsuz bir duyguyu sosla anlatamıyorum galiba. Huzur genelde bolognez sos. Ama bu çok normal bence. Yani bütün şey böyle ev yemeği, kıyma, işte şey domates falan. Onun dışında bence olumsuz olan ranch oluyor. Ay evet. Ranch yani kaçır bir sos ya. Ya seviyorum yerine göre güzel ama evet böyle şey gibi. Böyle sevdiğin ama çok da katlanamadığın bir arkadaşın böyle ziyarete gelmiş gibi bir duygu yani hani. Yani ranch ancak bu kadar güzel anlatılır bu arada. Ya çok konuşuyor. Ya seviyorsun hiçbir şey söyleyemiyorsun ama yani böyle yani abi ranch ama yani bir yandan da böyle nefes aldırmıyor sana yani. Aynen. Böyle sürekli konuşuyor böyle bir karakter yani ranch. Barbekü çok babacan mesela bence. Abi sosu. Abi sosu. Dayı yani o. Dayı sosu. Ama böyle şey, duygusal bir dayı yani. Hödük bir dayımız değil yani. Değil yani ilk sucuğu sana verir, ilk şey mangalda hani böyle
tatlı bir dayımız diyelim. Başka hangi sos var? Düşünelim, bir sürü sos var tabii ki. Soslara da ayıp olmasın buradan. Soslara da ayıp olmasın buradan. Bütün soslara sevgiler. Kucak dolusu. Ya şey gibi, soya ve köriye biraz uzağım. Yani seviyorum yemeği ama mesela böyle çok bir uyandırdığı duygu yok bende. Olursa denk gelirse gibi galiba. Ya yani şey gibi böyle yurt dışından arkadaşlarım böyle yılda bir kere gelmiş aynen. Hoş geldin deyip oturmuş bir gün öyle gitmiş yani. Ha wasabi de bak yetişkin bir mutluluğudur. Yetişkin gibi zor bir yani. Yetişkin mutluluğudur. Ama şey gibi o daha... Ama hani wasabi... yemeği bilmek lazım sanki ama. Evet. Wasabi'nin daha profesyonel bir hissi var. Yani böyle iş hayatı şeyi, pisliği hissi var. Yani böyle hani o iş hayatı tutkusu hissi wasabi'de var bence. Neyse daha fazla saçmalamayacağım bu kadar. Bence gayet güzel oldu yani. Wasabi gerçekten yemeği bilmek lazım. Bana bir Japon tanıdığım verdiğinde bayağı ekmek dilimin üstüne sürdüm. Sonra korkunç oldu. Ne bileyim bilmiyordum onu işte. Yani o yüzden bilmek lazım. Üzücü yani, bir tadı var. Evet evet. Ama aldın değil mi şeyi? Profesyonel tutku tabii, ve şey... Gözümden yaş geçtikten o damlanın falan. Şeyini, olgunluğunu hissettim. Tabii. Yani bana verdi o istiyat. Dedim ki doğru yerdesin Furkan, devam et. Bilirtaj. Çevrenizden en çok yani artık yapma şu hareketi. Bu huyunu da bir değiştir dedikleri bir huyun var mıdır? Şeyi ya az önce tersim pistir hikayesinde bahsettiğim şöyle bir huyum var. Ya benim de hiç hoşuma gitmiyor gerçekten. Üzerime gelindiğini hissettiğim zaman agresifleşiyorum. Ya da bir şey böyle 3 kere 5 kere tekrar edildiği zaman yani böyle çok ani, hani böyle kötü bir şey söylemiyorum ama çok hızlı bir azar moduna, bir reaksiyona geçebiliyorum yani. Onu genelde durdurmaya çalışıyorum ve bana söylüyorlar yapma diye. Yani böyle şey, neden sinirlendiğimi de anlamıyorlar çünkü. Ortada bir şey yoktu, niye bağırıyor? Şey çünkü evet yani kötü bir şey de söylemiyorlar bana aslında. Ama böyle şey gibi, ya orada nereme dokunuyor bilmiyorum yani bir düğmeye basıyor o. Yani karşımda onu görmek bende bir düğmeye basıyor. Ve böyle birdenbire kendimi çok şey bir yerde buluyorum. İşte bana güvenmiyorlar mı? Ben yaptım dedim. İnanmıyorlar mı? Yani söylediğim şeye mi inanmıyorlar? Hani niye ben bunu 5 kere anlatmak zorundayım falan gibi. Biraz kaygı anı gibi belki. Evet evet yani böyle birdenbire panikleyip böyle bir kısa devre yapıp rrrr diye şey yapabiliyorum. Nadir de olsa. Onu değiştirmeye çalışıyorum. Ben soruyu unuttum. Ne? Tamam. Peki Nilipek rutini seven bir insan mıdır? Yoksa genelde farklılığın peşine giden biri midir? Yani şu koltukta bir sene oturur mu? Yoksa her koltuğu denemeye mi çıkar? Bir sene çok oldu ama. Yok yani koltukların ulaşılabilirliğine bağlı. Bu koltuğa neler sığdırabildiğime bağlı. Yani rutin seviyorum. Rutinin insanı beslediğini de düşünüyorum açıkçası. Ben rutin konusunda çok sert değilim. Şey konusunda yani işte rutin hayatımızın rutinleri işte mahvolduk falan ama bunun sebebi tabii benim rutinlerimin genel olarak daha sevdiğim şeyler olması ve sevdiğim yani. Şeylerle dolu olması olabilir. Ama yani şey mesaide çalışıyorken de aynı şeyi düşünüyordum. Hani şu anda sabah kalkmam için bir sebep var ve ben bugünü boşa geçirmiyorum gibi bir şeyim oluyor genelde rutin olduğu zaman. O rutinden çıktığım zaman da çok boşluğa düşüyorum. Nitekim bir senedir de aslında o boşluğa birazcık düştüm. Yani çünkü şey böyle bir pandemi ne yapıyoruz, ne yapıyoruz yarın ne yapacağım, bugün ne yapacağım. Bugün ne yapıyorum. Bugün ne yapıyorum, şu an ne yapıyorum. Yani böyle programlamaya da çalışıyorum ama olmuyor yani. Hani orayı da beceremiyorum çünkü o kadar net bir disiplin duygum da yok kendimle ilgili. O yüzden ben rutin seviyorum. Ama ya işte o rutinden çıkmak da rutin olduğu zaman değerli zaten. Yani bu pandemi dönemi mesela ilk bir ay, iki ay çok güzeldi. Çünkü bir rutini kırmıştı bizim için. Evet, doğru. Ve böyle şey gibi, işte... Evde de vakit geçiyormuş. Evde de vakit geçiyormuş. Her şeyi buradan yapabiliyoruz. Ekmek yapan ablalar, yogacı insanlar. Yani bir sürü şey, yemekler, tabii. Domates pidesi yetiştirmeye çalışıyorum falan.
peynir yapıyorum, peynir yaptım, mozzarella falan yaptım evde. Böyle şeyler yaşandı. Ama hani o işte o rutin olduğu için orası onu kırmak değerliydi. Ama sonra o rutinin rutin buna dönüşünce, yokluğu rutine dönüşünce böyle birdenbire şey gibi oluyor, boşluk gibi oluyor. O yüzden bence ikisinin dengesini iyi tutmak lazım. Hani ben rutine karşı alerjik değilim. Bazı insanlar çok rahatsız olur böyle rutinlerden. İşte hayatın rutinleşmesi falan filan. Ben öyle değilim. Ya ben rutinlerin iyi olduğunu düşünüyorum ama bir denge tutturmak gerektiğini düşünüyorum. Yani o rutin bir yere kadar besleyici, bir yerden sonra tabii ki uyutucu bir şey yani. Evet. Hani yani aynı döngünün içinde dönmek yani. Evet ama tabii ki şey yani burada dediğim gibi ben böyle şımarık şımarık konuşuyorum ama insan sonuçta o rutini ne kadar kırabildiği, ne kadar olanağının olduğu ya da işte ne bileyim. Yok ama çok fazla imkandan ziyade sanki şey gibi yani 10'da kalkan birinin 8'de kalkması da rutini bozmak ya. 2 saat. Yukarıda biri öldü galiba. Niye böyle dedi? Bir şey yaşandı. Niye öldürdü bir şey yaşandı? Bir anda ağzıma geldi. Bir şey düştü galiba. Şey evet evet bir şey düşmüştür. Tamam o zaman. Ne diyordum ben? Evet yani rutin sonuçta imkana dahil bağlı olmadan daha doğrusu bozulabilecek evet, bir şey belki de ama. Ya tabii canım ama ben şeyden bahsediyorum yani haftada 5 gün mesaiyle çalışmak zorunda olan biri ile yani birinin bu konuda söyleyeceği şeyler çok tabii daha farklı olur. Ben hani çok kendi yerimden konuşuyorum. Anladım. Peki Nilipek'in çocukluğuna dair hatırladığı ilk anı nedir? Düşüneyim. Tavşanım vardı. Benim de ördeğim geldi aklıma. Golf ettim. Tavşanımız vardı. İsmini hatırlamıyorum. Herhalde 3-4 yaşında falan. Evde her yere kakasını yapmıştı. Yapıyordu. Bayağı kalmıştı bizde. Sonra başa çıkamadık. Bir çiftliğe teslim ettik yani. Biz buna bakamıyoruz. Allah aşkına bakın. Allah aşkına bakın diye. Tekim tavşan da daha mutlu oldu diye düşünüyorum. Yani halı dansa çimen evet, tercih evet, edeceği evet, bir şeydir evet, galiba. Kesinlikle. Aynı evde kedilerimiz oldu. Hep hayvanlarla ilgili böyle anlar. Ama çok büyük bir sevgi var o belli fıstıktan da zaten. Yani. Evet. Seviyorum. Hayvan seviyorum. Yani şey gibi hayatımı daha da adayabilmek isterdim ama o kadar değilim. Ama seviyorum, çok seviyorum. O zaman fake Twitter hesabınız var mı? Eğer yoksa da fake Twitter hesabı açsanız atacağınız ilk tweet ne olurdu diye sorayım. Fake Twitter hesabım var ama kullanıcı adımı bile hatırlamıyorum. En son galiba 4-5 sene önce falan yazdım. Oradaki ilk tweet'i de sorabiliriz bu arada. O gezi dönemi açmıştım. Yani, anladım. Ama zaten şöyleydi. Fake tweet, ya o dönem benim Twitter'ım yoktu. O fake Twitter olarak kullandığım Twitter aslında benim Twitter hesabım. Sadece ismim yazmıyordu. Ve işte şu anda sokağımızda işte gaz atılıyor. İşte arkadaşlar işte kapıyı açtım, şu apartmana girebilirsiniz falan gibi sürekli olarak güncelleme paylaştığım bir hesaptı. Sonrasında da böyle ara ara girip baktım. İşte politik bir şey söyleyeceksem oradan söyleyeyim falan bir hesap oldu ama yani dediğim gibi 4-5 senedir falan hiç girmedim hesabı. Şu anda ne söyleyeceksem zaten kendi Twitter'ımdan söylüyorum ama çok da aktif değilim. Ben çok sevmiyorum Twitter'ı. Evet, Instagram daha yoğun kullanıyorsunuz galiba. Evet, evet. Yani şey daha iyi ifade ediyorum. Yani Twitter'da şey gibi geliyor. Ya zaten nasıl anlatabilirim? Hep senden bir şey söylemen bekleniyor. O söylediğin şeylerin de hep doğru olması bekleniyor. Ve evet. Hep böyle bir sloganlaşması, işte doğru cümleler, doğru kelimeler, işte doğru görsel, doğru şey falan. O sloganlaşma ve doğru şeyi söyleme, yani slogan yaratma hikayesini ben yapamıyorum ve beni çok geriyor. Bu Instagram'da en azından bunu bir görselle birleştirip hani başka bir şeyden daha duygusal bir şey anlatabiliyorum. Evet evet. Ama Twitter'da böyle 140 şeyde karakterde onu böyle yani fotoğraf falan bile eklesen öncelik metin olduğu için böyle bir slogan, böyle çok retweet alması gereken bir slogan yazman lazım gibi evet, bir şey. Evet biraz böyle daha fazla linçin döndüğü yer bir de orası evet, açıkçası. Evet. Yani Instagram'da da var tabii ama
sanki Twitter'da daha fazla yani. Twitter'da bir de takip etmediğin insanlar da senin önüne daha çok düşüyor. Evet. Başkalarının like'ları vesaireyle. Tamam. Hani Instagram'da şey, seni takip edenler görüyor yani. Evet. Peki son soru sanırsam. Olmayabilir. Yaparken keyif aldığınız ama etrafınızdan gizlediğiniz bir durum var mıdır? Ya da bir nedir? Durum deyince çok farklı bir yere gittim. Yaparken keyif aldım ama insanlardan gizlediğim. Allah Allah. Ne olabilir? Ne olabilir acaba? Evet, siz değiliz efendim. Buyurun. Madem öyle, buyursunlar. İki kamera kurulu oluyor değil mi? Bilmiyorum. Renk filtre geldi şu anda. Çok aklıma dört tane farklı cümle geldi. Hiçbirini söylemedim. Düşünüyorum. Guilty pleasure diyelim. Geçelim. Ya onu evet, böyle söylesek daha mantıklıymış. Ben onun Türkçesini bulamam yani, yok gerçekten. Mecbur böyle anlatmam gerekiyor yani. Evet. Suçluluk duyduğun zevk diye sormak da saçma. Yani hiçbirinden suçluluk duymuyorum tüm. Yani suçluluk duyacağım şeylere zaten çok bulaşmıyorum aslında. Ama işte öbür türlü zevk aldığım ama kimse başka bir şey oluyor. Evet. Ya bir de çok net bir tanım oluyor biliyor musun? Evet yani direkt ben aslında şey yaptım, soru, cevabı hazır soru evet verdim. Evet yani. Ne ya, nedir o? Yapıyorum, okey falan. Okay. Sakin ol, fırkalı sıkıntıları söylemeyeceksin, hayır. ama eğer guilty pleasure dersek... Evet, guilty pleasure diyelim. Dediğim gibi çok fazla suçluluk duymamakla beraber Disney bağımlılığım var. Yani ne zaman canım sıkılsa hemen bir Disney filmi açmak, Disney şarkıları dinlemek, evde ezbere bir şekilde eşlik etmek, let it go, let it go diye böyle takılmak falan. Onun dışında şey, Justin Timberlake bir dönem çok büyük bir şeyimdi, guilty pleasure'ımdı. 10 senede gittim, çok güzeldi. Evet, niye kötü olsun? Evet zaten işte yani. Dedim ya hani böyle bunların hiçbirinden suçluluk duymuyorum zaten de hani bu tanıma uyan. Benim genelde videolarda bu soruyu sorduğumda hep söylediğim bir örnek var. İsmail YK dinlemek mesela. Yani kendisi de duymadı ama yine de selam var kendisine. Yani buna benzer bir şey gibi belki. Tabii ki de yani suçluluk değil de etraftan gizlemek yine. Diğer cümlenin ikinci kısmını alayım bari. Düşünüyorum gizlediğim. Ben neyi gizliyorum diye. Ve İsmail YK'yı da dinlesem gizlemiyorum. Ersay Güner çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Keşke beraber şey miydi o? Yapsak. Biz iki aşık. O mu? Kafaları karışık. Galiba o da onun. Şey, tatlım tatlım tatlım. Hı-hı. Bak ne yaptın. Asıl kırdın son şarkısı attın. Aşırı güzel. Gidiyorsun. Çok güzel. Bir önceki şarkısını kadar sevmiştim ama. Bir önceki şarkısı benim dediğim herhalde. Yok. Arada albüm var ya. Seni söyledikten sonra. Ben yine rezil oldum. Tarkan'a çünkü şeyler söyledim daha önceki videolarda. O yüzden evet ya Tarkan'a Çakma İsmail YK dedim. Medusa albümü şey Karma albümünün kapağı için. Hem de Karma albümü. Evet ya. Vallahi linç bence. Allah'tan çok kişi izlemiyor. İzlerse zaten muhtemelen Allah belanı versin falan yapacaklar. Tarkan'a laf atan bir manyak yani. Estağfurullah. Ama yani yanlış bir hamle. Yanlış ya, bir evet. Strateji. Bilinçaltıma işlemiş ama galiba İsmail YK o yüzden. Sen seviyorsun galiba İsmail YK'yı. Yok. Ama dinledim de aynı zamanda. Yalan yok. Tamam. Özür dilerim. Hani böyle bir anda ona döndü. Yok canım şey ya. Gibi böyle hani şeyler vardır ya böyle fanlar mesela Justin Timberlake fanları bir ara Justin Bieber'ı işte çakma Justin Bieber ol ya Justin Timberlake olmakla suçluyorlardı ya onun gibi bir şey mi gibi. Hayır yok. Şimdi var değil. Geçen BTS izledim. O belki olabilir. Uzun uzun BTS izledim. Ne oluyor burada diye. Neler yani olmuş? Burada suçluluk duyduğum şey hiçbir şey hissetmemek oldu bu arada. Yani aslında şey böyle gerçekten şey oldum hani iyi bir pop izleyeceğim dedim. Ve gerçekten iyi bir pop izledim. Böyle çok güzel bir show, harika söylüyorlar falan filan ama böyle bir şeyler hissetmek istedim. Hiçbir şey hissedemedim. Ama çok yapay değiller mi? Bana öyle geliyor. Ben de hiçbir şey hissetmiyorum bu arada. Yani pop ne kadar zaten gayri yapay olabilir ki yani. Bu kadar da değil gibi. Hani metalik ses geliyor onları dinlerken bana. Böyle hissiyat evet. Olarak da. O metalden kastım o. Ses tonları değil de. Anladım anladım. Olabilir bilmiyorum belki de. Yani bir Serdar Ortaç'ta. Şimdi tabii Serdar Ortaç'ı yine tutar mı? Tutamaz.
İşte o da başka yerlerde bizi. Kısmet artık. Ya biz soruları bitirdik galiba. Tamam, güzel. Bilirtaj. Bilirtaj 07'nin sonuna geldik. Nilüfer'e katılma için çok 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 teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Serinin devamı için bekleyin.